Üniversite ligine şöyle bir beklentiyle katıldık. Geçen sene 3 tane üniversite turnuvası oldu. Üniversite arası turnuvalar oldu böyle Türkiye'de. Orada bir çeyrek final, bir yarı final oynadık biz. Ve bu sene bu işi daha iyi yapabileceğimize inandık. Ve bu sene Riot buna cidden önem verdi. Ağacın aşağı koridoru doğru geliyor. Tesadüf skorunu almayı başarabilir. Ultisini kullanmayanlar. Çok Berittiler. Fazla bir hasar geliyor ve tesisatçı 6-0-0 oluyor. Zidi anında düşünmeyi başardı. Biz de üniversite ligine katılma kararı aldık ve buralara kadar geldik. Bölge ligi ve finallerinde pek fazla zorlanmadık. Yani 3-0 seriler aldığımız da oldu. 1-0 geride olup 3-2 seriler kazandığımız da oldu. Yani iki türlüsüne de alışkınız. Benim için bu cidden tarif edilemez bir duygu. Buraya arkadaşlarımla gelmek, onlarla beraber eğlenmek, bu ofiste bulunmak bunlar çok başka duygu. Ben geçen sene geldiğimden dolayı benim için pek değişen bir şey olmadı ama yeni arkadaşlarımla buraya gelmiş olmak beni mutlu etti. Bir takas söz konusu, orada Caitlyn'in dikkat etmesi lazım. Şu anda sıçra üçlük darbesi, ulti geldi. Harika. Şu anda oyun. Dağ bekçisi gerçekten iki skoru armağan etti orada. Harika oynadı. Geçen sezonda Uludağ Üniversitesi şampiyon olduğu için üzerimizde hafif tatlı bir baskı var ama bu oyunumuzu etkilemeyecek şimdi. Üniversitenin topluluğundan gerçekten büyük bir destek görüyoruz. Maçlarımızı falan takip ediyorlar. Desteklerini esirgemesinler. Hoş geldiniz. Üniversite Ligi'nde final heyecanına artık geldik ve biz burada Riot Games stüdyolarında İstanbul'da, diğer tarafta da takımlar Ankara'da E-Game Show'da mücadeleye hazır durumda ve bugün yayında ben Christopher Tombalık Makarna Wilkins, yanımda Ercan Trialbanre Bozkurt ve Onur Mirunas Tatar'la beraber Üniversite Ligi finalini sizlere aktarıyor olacağız. Öncelikle hoş geldiniz diyorum sizlere ve buradan Ankara'ya da bir selam gönderelim çünkü sadece ekranları başındaki bizler değil, Ankara'da E-Game Show'da, Kongresium'da da şu anda yüzlerce izleyici orada final maçını heyecanla bekliyorlar. Bir tarafta Meva Esports Club var, Konya Selçuk Üniversitesi'nden geldiler. Diğer tarafta Kestaneler, Bursa Uludağ Üniversitesi'nden geldiler ve bu iki takımın mücadelesini bugün izliyor olacağız. Hemen sizlere dönüyorum tekrardan, Trialbane ve Mirunas. Trial, neler düşünüyorsun bu mücadele hakkında? Açıkçası iki takımın da hani özellikle bölge finallerindeki performansına ben biraz değinmek istiyorum. Biraz geri gideceğim ama en azından ufak da bir izleyicilerimiz için hatırlatma olur. Bölge finallerindeki o yarı final ve final eşleşmelerinden Meva biraz daha böyle kendini belli ederek hani daha tatmin edici zaferlerle beraber ayrılmıştı. Buna nazaran Kestaneler, ki adayımızın da söylediği gibi, birkaç tane maçı 2-0 geriden çevirmeyi başarmışlardı. Hani bu biraz geri gittiğimizde bu takımların hani özellikle bu hani düşüş performanslarını öne aldığımız zaman hani bir iniş çıkış performans sergilen takım burada bir Kestaneler oluyor. O yüzden ama olaylar yarı finale geldiğimizde çok değişti. İki takım da inanılmaz derecede galibiyetler aldı. İkisi de ikna edici galibiyetler aldı. İkisi de rakiplerini 3-0'la geçmeyi başardılar ki özellikle iki takım da ormancısı iki takım içinde en büyük etmenden bir tanesi. Peki Birunas, sen neler düşünüyorsun? Ben aslında oyunların tamamıyla alt koridorda biteceğini düşünüyorum. Çünkü bir tarafın çok agresif, bir tarafın çok defansif olduğunu düşünüyorum. Yani Kestaneler çok defansif, Meva ise çok çok agresif bir alt koridor oynuyor. Ve bu duruma baktığımız zaman yani iki takım da aslında birbirini küçümsüyor. Yani 3-0 yendiler ve artık finale geldiler ama yine de karşı rakip yani bir bakıma aslında kendilerini yükseltmeye çalışıyorlar ego olarak. Öyle diyebiliriz. Peki yarı final maçlarında bu takımları nasıl gördünüz aslında? İlk olarak sana yöneltmek istiyorum. Ben şöyle söyleyebilirim. Kestanelerin rotasyonları ve aynı şekilde kule almaları, objektifleri çok çok daha iyiydi. Meva aslında bir bakıma karşı rakibi kopyalıyor. Baktığı zaman direktman karşı rakip ne yapıyor? Mesela takım savaşı odaklı bir kompozisyon oluşturuyor. Anında bunu çalıp, daha doğrusu alıp bir anda ona göre bir odak noktası oluşturup karşı rakibi aslında göstermediği, aslında bilmediği öyle bir şey gösteriyor aslında. Peki Trial, sen neler düşünüyorsun? Ya, iki takımına baktığımız zaman herhangi bir şekilde ben daha çok yarı finalde hani biraz daha şu oyuncuların kendini özel hissettikleri şampiyonlara oynayabileceğini düşündüm. Bunlar ne diye sorarsan hani bazı oyuncular işte kendini rahat hissettikleri, hani comfort zone dediğimiz kendini rahat hissettiği alandaki şampiyonlarla oynamak isterler. Ama ben daha çok bu takımların meta'ya yakın seçimler gördüğünü, hani yaptığını gördükten sonra hani stratejik açıdan da takımlar hani ekstradan bir özgüven aşıladığını söyleyebiliriz. Yani kesinlikle meta'ya ayak uyduruyorlar. Şampiyon havuzları evet birkaç oyuncunun hani sıkıntılı olsa da ki hani bundan en çok bence hani zaaf duyacak taraf biraz daha sanki Meva Esport'muş gibi duruyor. Çünkü orta koridorda Kestaneler adına ki benim bu turnuva boyunca özellikle dikkatle izlediğim Killua'nın özellikle hazır performansı daha çok hani kontrol bücreleriyle sergilediği performans bence Kestaneler adına ki en büyük avantajlardan bir tanesi.
Ve Victor da aynı şekilde. Evet. Kesinlikle. Kontrol büyücüleri şu anda çok büyük bir önem taşıyor. Çünkü 6.10 yamasında olduğumuzu bir kere daha hatırlatalım izleyicilerimize. Turnuva 6.10 yamasında başladığı için 6.10 yamasında devam ediyor. Ve burada Azir'in şu anda hala çok güçlü olduğunu biliyoruz. 6.11'de birazcık belli evet, kırdılar ama. 6.11'de dengelendi ama şu anda hala oldukça güçlü. Peki bugün nasıl bir mücadele bekliyorsunuz? Yani 5 maçlık bir seri mi bekliyorsunuz? Bir tarafın domine etmesini mi bekliyorsunuz? Bu sefer önce sana yöneltiyorum. Aslında bu gibi biraz tecrübesiz takımlar daha çok hani oyundaki stratejilerini şöyle belirlerler. Hani kendi oyun stilini rakip takıma kabul ettirmeye. Hani bu sefer de ortaya ne çıkan daha çok hani EUSS veya da Kuzey Amerika SS'de gördüğümüz hani klon fiyası dedikleri bir anda ortalık hani palyon çeşirilerine dönebilir. Hani işte 15 dakikada bir anda 30 tane skor görebilirsiniz. Yani bunun da en büyük sebebi takımların kendi oyun stillerini rakip takıma kabul ettirmek amacında olmasından kaynaklanabilir. Ama eğer iki takıma gerçekten oyuna bir balta koyup hani birbirlerinin önünü kesmek istiyorsa kesinlikle orman oyuncularını ikisine durdurması gerekiyor. İkisi de çok etkili oyuncular. Kestaneler bu yönde biraz avantaj diyebiliriz. Hani isim konusunda çünkü ellerinde bir Adeyoz olacak üst koridor oyuncusu. O da zaman zaman Eko ve Marco'ya performanslarıyla gayet iyi işler yaptı takıma. Özellikle karşısındaki oyuncuya göre bir ışınlar avantajı olduğunu düşünüyorum. Pozisyonları biraz daha erkenden seziyor. Ama şöyle bir şey de var. Adeyoz çoğu zaman koridorları ittiriyor ve minyonda biraz daha geri kalmayı tercih ediyor. Yani koridoru ittir, ondan sonra ışından at ve hani takım arkadaşlarına yardım et. Fufu ise daha farklı. Koridor safhasında çok daha bekliyor ve minyonları tutabiliyor. Ve aynı zamanda ben Glozer'ın Killua'ya karşı zorluk çekebileceğini düşünüyorum. Çünkü Killua genellikle kendi bireysel yeteneğini göstermek isterken koridorda, Glozer ise biraz daha takım savaşı odaklı. Lissandra gibi bir şampiyon seçiyor. Ki Lissandra'nın yasaklanacağını düşünürsek bu oyunda kesinlikle. Ve alt koridora gelirsek eğer, yani Greek Goddess'ın ve Miss Marksmanship'in kesinlikle, nasıl desem, böyle bir sinerjisi var ama genellikle destek de Greek Goddess'ın, genellikle Soraka, Janna ve Karma gibi seçimler gördüğümüz için Job Job ise Meva Esports'ta çok daha agresif Brown ve Alistar seçimleri yapabiliyor. Bu yüzden ben alt koridorda biraz daha kestanelerin zorluk çekebileceğini düşünüyorum. Yani eğer Glozer suikastçı bir şampiyon alırsa Greek Goddess'ı oynatmazlar. Yani alt koridora odaklanırlarsa tabii, diyorsun. Evet. Bu noktada tabii nasıl bir taktik yapacaklarını maç içerisinde göreceğiz ama şundan da bahsetmek lazım. Şu an metada hala 6.10 yamasında olduğumuz için 6.11'de düşeceğini göreceğimiz bazı şampiyonların bulunduğunu biliyoruz. Ve işin ilginç tarafı dün NALCS'de de gördük. Mesela Üniversite Ligi'nde Ash nişancı seçimini görmüştük evet, ve biraz yadırganmıştı. Fakat dün NALCS'de Ash oynandı ve oynanan karşılaşmada galibiyet geldi. Ondan önce LCK'de de oynandı. Evet, Kore'de de oynandı aynı şekilde. Yani açıkçası böyle güçlü ama çok da ortaya çıkmamış tercihleri de görebiliriz diye düşünüyorum. Evet, siz neler düşünüyorsunuz? Oyuncuların şampiyon havuzuna baktığımız zaman aslında hani bizi şaşırtabilecek bir şampiyonlar olduğunu zannetmiyorum. Hani işte zaman zaman belki destek rolünde ekstra tercihler görebiliriz. Hani daha çok şu an yine revajda olan zaman zaman profesyonel aradaki oyuncular tarafından tehlikeli gözüyle bakılan hani high risk high reward dediğimiz işte getirisi yüksek ve getirisi yüksek olan şampiyon Zyra diyebiliriz. Hani evet, Zyra, Zyra gelebileceğini düşünüyorum ben. İki destek oyuncusundan bir tanesinden. Bakalım o Zyra'yı görecek miyiz ve Meva Esports'la Kestaneler arasındaki maçın seçim yasaklama ekranına geçiş yapıyoruz. Gragas yasaklaması geldi. Zaten Gragas üniversite ligi boyunca en etkili ormancıydı evet, neredeyse. Evet. O sıçra vücut darbesi kombolarını görmediğimiz maç olmadı gibi bir şey neredeyse. Ve ben şey de söylemek istiyorum. Bu sefer eğer dağ bekçisine Gragas gibi bir seçim bırakmazlarsa %100 dağ bekçisi Rexxay'ı seçeneğine gidecektir. Ve Rexxay'ı seçeneğini aldığı zaman bu sefer orta koridora ışından alma gereksinimi duymayacak bir şampiyon olacaktır. Yani bu durumda ikili ışından almak yerine ormana bir Rexxay'ı, aynı şekilde bir harita kontrolü ve devamında gelebilecek bir rotasyonlar görebiliriz aslında kestanelerden. Ve Twisted Fate yasaklaması geldi Killua için. Diğer tarafta da Graves yasaklaması. Graves de şu an meta'nın önemli ormancılarından bir tanesi. Orman şampiyonlarından bir tanesi. Tabii Killua'nın da Twisted Fate imza şampiyonuydu. Ama onun elinden aldılar bunu. Yani Victor yasaklamasını beklerdim ama şu durumda. Lissandra. Evet, Lissandra zaten kesinlikle Glozer'a gelen bir yasaklama olacaktı. Zaten yurt dışı liglerde de özellikle EULCS'de evet, bol bol gördük. Lissandra şu an altın çağlarından bir tanesini yaşıyor yine. Evet. Ekko ve Nautilus çok da şaşırtmayan yasaklamalar. Nautilus belki birazcık ekstra oldu ama. Biliyorsun Alton yamasının şu anda en üstteki şampiyonlar bir tanesi Lucian şu an açıkta. Ki yani özellikle o Yom Karabalta eşya dizimiyle beraber bunu yapabiliyorlar zaman zaman. Normalde Meva'nın Lucian yasaklamadığı maç yok.
gerçekten yani her maç yasaklıyorlardı. Bölge finalleri de dahil, yarı finaller de dahil hepsini yasaklıyorlardı. Acaba yarı finalden sonraki bu dönemde Lucian mı çalıştılar? Sanmıyorum ya. Beyin açıksa kesinlikle Matalala'ya beyni verirler. Çünkü imza şampiyonu. Yani Wayne gibi bir şampiyonu rakip takımın kompozisyonunu görmedi en azından. Herhangi bir fikir sahibi olmadan almakta hani evet. Ayrı bir güç gösterisidir. Onu da belirtelim. Evet. Yani burada rakibi küçümsediğini gösterir aslında. Söylemiştim. Ya ben pek geleceğini zannetmiyorum. Özellikle şu anda seçenek olarak Maokai varken özellikle Meta'nın en belalı şampiyonu Lucian yani en mantıklı seçimler bir tanesi olacaktı. Ankara'da E-Game Show'da şu anda final mücadelesi başlamak üzere ve seçim yasaklamalarda da Ankaralı ünlü bir oyuncu Gurda gönderme geliyor şu an. O yukarıdaki şayman da bize geliyor herhalde. Belki de. Bakalım Adeons'la ormanda dağ bekçisi neler tercih edecek. Şunu da söylemekte fayda var. Adeons eski bir yükselme ligi oyuncusu. Evet. Aynı zamanda çok eskiden, eski bir dönemde Dark Passage'a denenmişliği de var. Bazı takımlara denenmişliği var. Yani profesyonel sahneye neredeyse adım atmış diyebileceğimiz bir oyuncu. Janlı'nın bu kadar erken gelmesi yani nasıl açıklayabilirsiniz ki? Şöyle, Lucian Janna koridoru normalde sadece Lucian'ın tek başına kişiye kafa tutabildiği bir koridor haline geliyor. Janna'yı alarak yani sadece üstüne kalkan verip o kalkana gelen ekstra fiziksel hasarla beraber hani rakibinizin üzerine E ile sıçrayıp çok rahat bir şekilde gidebiliyorsunuz. Bunu, bu avantajı kestaneler vermemek için Janna'yı kendi taraflarına almayı tercih ettiler. Ve yanına da bir tane Rex'e ekleyerek de hani ormancının bu kadar yasaklanmış olduğu bir oyunda da iyi bir seçim yaptığını söyleyebiliriz aslında. Ama hala bir indirel tercih de var şu an. Evet, bu arada Ryzen da açıkta olduğundan bahsetmemiz lazım. Ve aynı şekilde Maokai seçeneği de açık. Yani çok güçlü seçimler kalmış olacak Meva'ya eğer burada Maokai ve Ryze gelirse. Ben Ryze'in geleceğini düşünmüyorum ya. Ryze ama şu an gerçekten Meta'nın en güçlü orta koridor şampiyonu diyebileceğimiz bir şampiyon. Evet. Orta ve üst diyelim. Zaman zaman üst tarafta da ufak bir avantaj aldığı zaman da özellikle Tanrıçan'ın gözyaşını aldıktan sonra yine karşısındaki rakibe bayağı bir zor çıkartabiliyor ama Braum ve Maokai evet, tercihleri. Bahsettiğin üzere Mirunas burada Braum tercihinde bulundular. Agresif bir destek şampiyonu tercihinde bulundular. Her zaman gibi açık kaldığı zaman bırakmıyorlar zaten. Yani çünkü Matalala ve Jobjob'un oyun tarzı çok agresif. Yani normalden çok daha fazla. Koridoru aslında ittirmiyorlar. Koridoru ortada tutuyorlar. Ve aynı şekilde baskına da açık oluyor koridor. Bu sayede hem agresiflik sergileyerek karşı rakibi dürtebiliyorlar hem de baskına açık bırakıyorlar koridoru. Bu arada ben şöyle düşünüyorum. Janna'nın ilk tercihte gelmesi muhtemelen hem Jobjob'un hem de Greek Goddess'ın imza şampiyonlarından birisinin Janna olmasından dolayı rakibe kaptırmak istemediler bu şampiyonu büyük ihtimalle. Ve kestaneler bu tercihi biraz erken yaptı. Nar evet. Geldi. Nar. Ve bu arada Nar'ın da koridor safhasında Maokai'ye karşı çok büyük üstünlüğü olduğunu kesinlikle. Söylememiz lazım. Yani koridor kabadayısı olduğunu unutmayalım ki burada Maokai'ye karşı yani daha farklı tercihler de yapılabilirdi ama kestane rekibi Nar'dan yana kullandı şansını ve iyi de bir seçim yaptığını söyleyebiliriz. Bir de yanına biraz daha kuşatmada avantaj sağlamak kadar da Caitlyn aldığını söyleyebiliriz. Ama ben şeyi belirtmeliyim yani Nar aldığı zaman Adeons fark etmiyor. Herhangi bir şampiyon alsın Adeons Fufu'ya göre çok daha defansif oluyor. Böyle söyleyebiliriz. Çünkü baktığımızda takaslara çok fazla girmiyor. Sadece minyon oynamaya çalışıyor. Sürekli ittiriyor. Yani bu gibi durumlarda ben biraz daha Adeons Nar alsa bile yine de Fufu'nun önüne geçebileceğini düşünmüyorum. Ve Caitlyn tercihi. Bakalım Meva Esports Club neler tercih edecek. Caitlyn de şu anda herhalde Lucian'a karşı alabileceğiniz en iyi nişancı. Yani normalde Lucian gördüğü zaman muhtemelen tercih edilen bir tanesi ya Caitlyn veyahut da Ezreal olmak zorunda kalıyor ki Ezreal'da da zaten karşısında herhangi bir şekilde varlık gösteremiyorsunuz. Sadece dakika 15-20 dolaylarına kadar minyon biçmek zorunda kalıyorsunuz. Ormanda oldukça agresif bir tercih geldi bu noktada. Tesisatçıdan ve orta koridorda da Viktor. Azir'e karşı Viktor olacak. Azir'i bence bırakmak istemediler Killua'ya. Evet bıraksalar ve zaten çok zorluk çekebilirlerdi. Bakalım Glozer nasıl performans sergileyecek. Normalde suikastçı şampiyonlarla daha iyi olduğunu bildiğimiz bir isim kendisi. Yani zaman zaman biz bu taktiğin takılma tarafından yapıldığını gördük. Özellikle Flames of Rage ekibi yani burada kestanelere karşı yanılmıyorsam 3. maçta yapmıştı. Burada Killua'nın iyi oynadığı bir şampiyon elinden almışlardı. Sonra aldıkları halde
aynı performansı göstermediler. Yani o oyuncu hatta çok kendi emin konuşmuştu orta koridordaki oyuncu Flame Osage'ı. Tam olarak şu an ismini hatırlayamıyorum. Okan. Evet Okan. Doğru söylüyorsun Okan. Sonra bir varlık gösteremedi. Yani Killua'nın oynadığı Azir'in hani %50'sini ya oynadı ya oynamadı diyelim. Bakalım burada Glozer Azir'i almasının gerçek anlamda etkisini gösterebilecek mi? Bu belki de hani Meva takımı adına en etkili rollerden bir tanesi olacak. Ve aynı şekilde kestanelerde şu anda bir bakıma 3 tane ışından var. Yani bu kadar harita kontrolünü seven bir takımın, yani haritada gezmeyi seven bir takımın aslında 3 ışınlanla neler yapabileceğini göreceğiz. Bence evet. Erken oyunda kesinlikle Rek'Sai ile aynı şekilde Viktor'la gelebilecek bir ışından baskını çok fazla görebiliriz. Alt koridor veya üst koridora ya da orta koridora. Tabii her an baskın yapma ihtimali evet. Var ki şöyle de bir şey var. Hani hiçbir şekilde rakip takımın ışınlan avantajını ele geçirme şansı kalmadı gibi bir şey. Çünkü öteki üst koridor şampiyonu ışınlan atsa hala orta koridorda ve Rek'Sai'nin ultisinde bir evet. Tehdit olacak. Yani her türlü bir şekilde o ışınlan tehdidini hissettirecekler ve ayrık ittirme tehdidini de getiriyor bu aslında beraberinde. Ya şimdi oyun uzadığı zaman ayrık ittirme potansiyeli biraz daha kestaneler ekibine neden evet. Diye soracak olsun. Çünkü Narin artık birazcık da kara baltayla falan hani ikinci ve üçüncü eşyada onu yaptığı zaman Mauka'ya karşı ufak da olsa bir avantaj olacaktır. Bunu kullanarak belki ayrık ittirmede kestaneler ekibi bir şeyler başarabilir. Ama takım savaşlarının şu ana kadar hani yapılan seçimlere baktığımız zaman iki takımın da şansının %50-%100 olduğunu evet. Söyleyebiliriz. Eşit gibi görünüyor evet. Açıkçası. Peki bu mücadeleden kimin galip ayrılacağını düşünüyorsunuz? Tahminleri alalım. Sadece bu maç özelinde soralım. Sadece bu maç üzerinden. Eğer kestaneler gerçekten rotasyona önem verirse ve hani harita kontrolünü iyi bir şekilde sağlayıp 1-3-1 ya da 1-4 tarzında kompozisyonlar yaparsa gerçekten ben kestaneden alacağını düşünüyorum. Meva Espor ekibi biraz daha Esports'la biraz daha böyle tesisatçının etrafında oynamayı seven bir takım. Yani onların performansını tesisatçının neler yapabildiği belirleyecek. Yani tesisatçı yine o her zamanki baskınlarını evet. Yaparsa, skoru aldırsa, skor aldırmayıp ufak da bir sihirdar büyüsü avantajı verirse daha güvenli oynayabilen, daha agresif hani öne çıkıp işlerini yapabilen bir takım haline görünüyor. Eğer bu hani gereklilikleri yerine getirirlerse Meva bence hani bir adım önde gibi görünüyor. Bakalım bir taraftan Meva Esports Club, diğer taraftan da kestaneler tahmini geldi. Hangi takım galip gelecek? Bunu görüyor olacağız ve Üniversite Ligi'nin finalinde Meva Esports Club ve Kestaneler oynuyor. Tekrar hatırlatmakta fayda var. Meva Esports Club Konya'dan, Selçuk Üniversitesi'nden geldi ve onlar 3. bölgeden buraya gelmeyi başardı. Yarı finalde de rakipleri olan Marmara Five'ı 3-0'la mağlup etmeyi başarmışlardı. Diğer tarafta Kestaneler Bursa'dan, Uludağ Üniversitesi'nden geldi ve onlar da yarı finalde Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nden Flames of Rage'i 3-0'la mağlup etmeyi başarmışlardı. Dün Flames of Rage 3.lük mücadelesinde Marmara Five'ı 3-1 yendi ve onlar da 3. olmayı başardı. Flames of Rage'i de buradan tebrik ediyoruz açıkçası. Son olarak bu maça geçmeden önce çok ufak bir dünkü maç hakkında neler düşünüyorsunuz? Yani 3. olan takımın Flames of 3. olacak takımın Flames of Rage olmasını bekliyor muydunuz? Yani bu takımların hani birazcık tecrübesinin eksikliğinden dolayı işte oyunlar hani 30-35 skora kadar ulaşıyor. Dünkü hani izlediğiniz maçta da dakika 21 iken ben 32 skor olduğunu gördüm. Gayet normal. Hani birazcık da için hani eğlence kısmında da oynadıklarını söyleyebiliriz burada Flames of Rage'in ki o kadar çok takım arasından gelip hani buraya gelip 3.lük maçını oynamak bile onlar için kesinlikle bir başarı olduğunu düşünüyorum ben. Ya ben şey düşünüyorum. Ben şahsen Marmara Five'ın ilk başlarda çok üstün olduğunu düşündüm ki baya ilk maçta. İlk maçı da kazanmışlardı. İlk maçı da kazanmışlardı. Ondan sonra ikinci maçı kaybettiler. Üçüncü maçı kaybettiler. Ondan sonra zaten hani sanki onlar için her şey bitmiş gibi oldu. Ve final karşılaşmasına geçiyoruz artık. 5 maçlık serinin ilk maçındayız. Mavi tarafta Meva Esports Club, kırmızı tarafta Kestaneler. Oldukça agresif başladı mücadeleye Meva Esports Club ve karşı ormanı direkt olarak ele geçirmeye çalışıyorlar şu anda. İzleyicilerimiz için kadroları bir de hatırlatalım. Fufu, tesisatçı, Glozer, Matalala ve Chop, Meva Esports'un kadrosu. Sağ tarafta da Kestaneler, Adeons Dağ Bekçisi, Killua, Marksmanship ve Greek Goddess. Minyonlar harekete geçti. Orada Greek Goddess'ın hafif bir hasar yediğini görüyoruz oyunun başında. Aynı şekilde şu an kontrol ediyorum ama başka hasar yiyen bir oyuncu olmamış. İki takımın da savaş takımı kompozisyonlara baktığımız zaman gayet iyi silahlar olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle bu konuda birazdan Meva daha rahat büyülere sahip. Özellikle Maokai tarafından yani rakip şampiyon üzerine tıklayıp atabildiğiniz bir kitle kontrolü sonuçta. Evet. Ama öbür tarafa baktığımız zaman biraz daha rakibi hani sezmeniz gereken büyülerle başa çıkması gerekecek. Bu noktada biraz daha kestaneler dezavantaj durumda. Evet bence de yani takım savaşlarına girdikleri zaman kesinlikle Meva daha üstüne çıkacaktır. Yani birebir takım savaşlarında. Alt koridorda da
mücadele başladı. Tesisatçı hızlı bir biçimde karşı ormana giriyor. Kırmızı güçlendirmesini almadı. Sadece kayacılları aldı ve mavi güçlendirmeyi çalmak için buraya doğru geldi. Ercan, sen de bundan bahsetmiştin aslında. Takım tesisatçının etrafında evet. oynamayı seviyor. Çünkü tesisatçı böyle hareketler yapmayı seviyor. Tesisatçının buraya gelmesinin en büyük önemli bir tanesi zaten şu anda hani ekranı göremediğimiz zaman Brown ve Lucian alt koridoru da ittirmeye başlamış olmasını da yavaş yavaş da görebiliyoruz. Orada ufak da bir alanı kontrol etmeye çalışma girişimleri var bu noktada Materella ve Chopchop'un. Üst tarafta ise bunlar ve Maokai matchup'unun da karşılaşmasının da birazcık da Nar için kolay bir karşılaşma olduğunu söyleyebiliriz. Zaten Adeonz erkenden ikinci seviye olmuş ve Fufu'yu geri itmeyi başarmış. Büyük bir avantaj yakaladı şimdi tesisatçı. Kendi kırmızı güçlendirmesini de alacak. Oraya giden dağ bekçisi kötü bir sürprizle karşılaşacak ki dağ bekçisi hala mavi güçlendirmesine gitmiş değil, çarpınış kurtlara kullandı. Ormana gelecek bir tehlikeyi görmek için ama ormana tehlike çoktan gelmişti zaten. Tabii yani Nidalee'ye karşı hop orada direkt hayal kırıklığıyla karşı karşıya geldi bu nokta dağ bekçisi. Yani Nidalee'ye karşı ormanınızı dönerken muhtemelen bir herhangi bir güçlendirmeden başlandırmak sizin için en avantajlı nokta olacaktır ki öbür sayede kesin ve kesin eğer Nidalee oyuncusu biraz agresif oynarsa. Bu arada seni bölüyorum çünkü Adeonz üst koridorda neredeyse ölmek üzere, iki oyuncunun da hala sıçrası var. Şimdi orada Fide geldi ama Fufu şansını daha fazla zorlamadı. Muhtemelen orada çok da manası olmadığı için, gerçi kombo yapacak manası da vardı ama uğursuz ilerleyişten sonra sihir vuruşu kombosu yapabilecek manası vardı. Riske girmek istemedi ya bakımı. Yani evet. Koridor hazır ittirmişken yani skor için riske girmek. Belki de tuzak kurduğunu anlamış olabilir. Yani evet, bir tuzak beklemiş olabilir. Tuzak beklemiş olabilir, aynen öyle. Yani bilerek yapıyor diye düşünmüştür. Çünkü böyle durumlarda kestaneler, pardon Meva ekibi hiçbir şekilde risk almayı sevmiyor. Tesisatçı üst koridora geldi ama orada bir totem var. Adeonz hemen geri çekiliyor. Açıkçası Adeonz az önce şanslı bir an yaşadı diyebiliriz. Yani belki biraz daha kendine güvense Fufu skor alabilir tabi o evet. anda bekleme sürelerini göremedik ama sonuçta en azından burada ufak da olsa bir avantaj eline geçirdi. Özellikle ışınlan konusunda Meva ekibi orta koridordaki ışınlanı da alarak. Her iki tarafta da baskın var şu an. Önce üst koridora bakıyoruz şu anda. Adeonz oradan kaçmayı başardı. Orta koridorda da Glozer'ın zor durumda kaldığını görüyoruz ama muhtemelen oradan çıkmayı başaracak Glozer. Her iki oyuncu da sıçra kullanmadan çıktı burada. Tesisatçının ve dağ bekçisinin baskınlarından sonuç alamadığını gördük. Ama en azından dağ bekçisininki biraz daha başarılı oldu. Çünkü Glozer'ı üste göndermeyi başardı. Tabii şunu da söylemek lazım. Meva'nın birazcık takım kompozisyonu bayağı bir büyü hasarına dayalı. Hem ormandan hem üst koridordan. Bu yönde Kestaner ekibi rakip takımının kompozisyonu eğer okumayı başarabilirse belki erken dakikalarda gelebilecek bir Demir Soluları broşürü gerçek anlamda takım savaşlarında Kestaner adına fark yaratabilen en büyük eşyalardan bir tanesi olabilir. Evet. Yalnız şunu da söylemek gerek. Tesisatçı adeta kamp kurdu üst koridora. Ama bu aslında çok yanlış bir şey. Yani alt koridorda dağ izleri varken yani tesisatçının bu kadar Fufu'yu rahatlatması ne kadar etkili olabilir ki? Yani baktığımız zaman biraz daha Glozer'e yoğunlaşsa ya da Matalala'ya alt koridora yoğunlaşsa ve aynı şekilde Ejderha'ya bir rotasyon yapsalar bence çok daha efektif olabilirler. Çünkü Fufu zaten eninde sonunda minyonlar kulenin altına geleceği için yine minyon kesebilecek. Peki şu konuda ne düşünüyorsunuz? Belki de tesisatçının üst koridoru bu kadar kamplamasının sebeplerinden bir tanesi rakipte en tehlikeli oyuncu olarak Adeonz'u görmeleri olabilir. Ya veyahut da o karşılaşmanın biraz daha kendi takım oyuncusuna göre dezavantaj olduğunu düşünmesi için orayı dengelemek adına hani evet. ben devamlı ben bu oyuncumun etrafındayım hani hareketlerine dikkat et mesajı vermek adına da sadece kendini göster yani toteme gidip yakalanması bile bu mesajı vermesine doğru orantı olarak gidebiliyor. O yüzden hani burada tesisatçının yaptığı hareketi aslında iyi yönde takım için hani buna göre yorumlayabiliriz. Şu an minyon sayılarına baktığımızda da Killua'nın bir üstünlüğünü görüyoruz. Diğer taraftan tesisatçı o kadar çok baskın yapmasına rağmen Nidalee tabi ormana hızlı dönebilen bir şampiyon olduğu için dağ bekçisinin farkı açmasına izin vermemiş. Ve Nidalee kapanına yakalandı. Tam orada Nidalee kapanına yakalandığı için de bir görüş sahibine, görüşe de sahip oldu burada Meva ekibi. Az ufak bir saniye de olsa. Bu arada oradaki totemi işaretledi Killua ve arkadan gel dedi dağ bekçisine. Dağ bekçisi şu an karşı ormana girmiş durumda. Oldukça güzel totemler bıraktı. Her iki ormancının da burada toteme önem verdiğini görüyoruz ve şimdi Glozer'ın üzerine doğru gitmek istiyor dağ bekçisi ama Glozer bunu çoktan fark etti.
Glazer şu ana kadar orta koridorda gayet iyi bir iş başarıyor. En azından rakip ormancının ne tarafta olduğuna dair belki de hislerini kullanarak. Gerçi orada bir totem vardı ama yakalanıp yakalanmadığını göremedik o anda. Oyun şu an diğer üniversite ligi maçlarına göre çok çok sakin ve rahat geçiyor. Herkes sadece minyon biçiyor ve hani ormancılar ormanını geziyor. Kimse kimseye çok fazla birebir takasa girmiyor. Evet tabii final maçı olduğu için her iki takım da temkinli ve her iki takım da bu maçın ciddiyetinin bilincinde. Dolayısıyla şu anda gayet profesyonel bir mücadele izliyoruz bu iki takım arasında. Dağ bekçisi kırmızı güçlendirmesini alırken şu anda tesisatçı ormanın baron tarafındaki yampiri yengecini aldı ve iki tane görüş totemi var orada. Burayı gerçekten görüş totemleriyle donatmış durumdalar. Adeon'u korumak için her şeyi yapıyor kestaneler derken orta koridora bir baskın daha dağ bekçisi de burayı bırakmadı. Evet. Orta koridor bekçisi oldu o şu anda. Ama yani Glazer'ın da şu ana kadar iyi bir iş çıkardığını söyleyelim. Evet, çok iyi seziyor. Gerçekten iyi seziyor. İyi fark ediyor. Hem gerçekten seziyor hem de bunda aslında bu işin büyük bir payı da tesisatçıda olduğunu da söyleyelim. Haritanın üst tarafında devamlı gezdiği için aşağı yukarı rakip takımın ormancısı hakkında da kendi takım oyuncularına bir bilgi veriyor. Çünkü kesinlikle. Yani Rek'Sai bu tarafta haritanın üst tarafında yoksa ne tarafında olabilir? Oyuncuları da ona göre biraz daha liderlerin olduğu tarafa yatık oynayarak en azından dağ bekçisinin yapacağı baskılardan biraz daha uzak mesafeli bir mesafe koyduklarını söyleyebiliriz. Tesisatçı mavi güçlendirmeyi çalmak için hemen oraya geldi. Ve hiçbir şekilde görüşürdü. Yani sadece orada bir tünel vardı ve çaldı. Bu arada Glazer'a bırakamadı bunu. Çünkü riskli olduğunu zannetti ya. Evet, yaklaşıyordu o noktaya doğru dağ bekçisi. Çok da riske etmek istemedi, haklısın bu konuda. Oo, bu arada orada bir mızrak tuttu şimdi. Marksmanship'in üzerine gidiyor ama çok iyi ve uğultulu kasırga. Orada çok güzel kurtardı Greek Goddess takım arkadaşını iki sefer. Önce uğultulu kasırgayla, sonra da gelen mızrağın üstüne geçerek ve ilk kan üst koridorda dökülüyor. Fufu az önce yapamamıştı ama bu sefer Adeon'u birebir de kesmeyi başardı. Orada yani belki de uğursuz geçiş ile galiba ultisinden kendini kurtarmış olabileceğini düşünüyorum. Onun dışında o özellikle Meganar'dayken ölmesinin başka bir açıklaması yok bence. Bir ışınlan geliyor arkaya. Evet, arkaya ışınlan geliyor. Çok güzel yakaladım ve dağ bekçisi de geliyor buraya. Bir ışınlan daha geldi. Jopjop'un ve Matar Elan'ın canı giderek eridi. Jopjop'tan çok güzel bir ulti ama son manasıyla attı ulti. Fufu oraya çok az canlı gelmiş durumda. Fufu'dan çok da açıkçası beklenmeyecek bir hareketti bu. Aslında şöyle söyleyebiliriz. Baktığımızda ikili ışınlanı almasının sebebi hani kestanelerin harita kontrolü sağlamak değil mi? Ama bu sefer Meva ekibi Rek'Sai gibi bir harita kontrolü sağlayabilecek bir şampiyon almadığı için şu anda sadece tek bir ışınlanı var. Karşı rakibin ise 3 tane ışınlanı var. Yani siz 3 kişi kaldığınız zaman karşı rakip bir anda 5 kişi olabiliyor. Ve şu anda da ejderha gidiyor. Tesisatçı çalmayı deneyebilir, bunun sıçrası var. İçeri girebilir derken denemedi bunu ve ejderha kestanelerde kaldı. Oyunun ilk ejderhası dağ ejderhası kestanelere gidiyor. Yani o noktada beni şaşırtan şey Fufu'nun neredeyse yarıdan az canla ışınlan atışıydı. Evet. Çünkü yani Adeon'u zaten kesmişti. Ki belki bu noktada kestane ekibi de şaşırmış olabilir. O hani evet. Full canlı bir Mahako'yu beklerken. Evet. Adeon da üstten geldiği için tam canla geldi evet. Alt koridora. Bu sefer Glazer'a bırakacak mavi güçlendirmeyi. Güçlendirme orada bir şaka yapar mı? Yapamadı. Hani aslında ben istemiyordum ama işte yine de geldi. Klasik ormancıların yaptığı en güzel hareketlerden bir tanesi. Özellikle Nidalee'lerin. Nidalee'lerin çok işine yarıyor abi. Nidalee ve Grace oyuncuları bunu gayet çok yapıyor. Ondan sonra chat'e sadece biz pardon yazıyorsun. Hani vermek istedim ama işte sen de kaldın. Alt koridorda Greek Goddess ve Marksmanship az önce iyi bir oyun sergilediler ve bir tane skor çıkarttılar ve bu arada skorda da şu an göze çarpan bir istatistiği söylemek istiyorum. Herkes bu skora katkıda bulunmuş. 4 asist, 1 skor. Skorda üst koridordan ışınlanını atan, daha doğrusu üstünden ışınlanını atan Adeon'a gitmiş. Tabii Adeon'a yukarıda bir dezavantajlı konumdaydı özellikle ilk kanı verdiği için. Alt koridora attığı ışınlanan ile oradan aldığı skorla orayı biraz dengelediğini söyleyebiliriz. Derken tesisatçı alt koridora bir baskın yapmanın peşindeydi ama o mızrağı kaçırınca yapabileceği pek de bir şey kalmadı. Fufu yine aynı hareketi yaptı ve çok da güzel biçimde yaptı. Adeon'un ultisinden kaçmayı başaramıyor bu sefer. Bakalım
Adeon zordan çıkabilecek mi? Fufu bu takastan şimdilik üstün çıkmış gibi görünüyor ama tabii manası da oldukça azaldı. Üst koridorda birebir takastan bir kere daha skor çıktığını görebiliriz. Normalde yarı finallerde Meva'nın çoğu zaman karşı ormana tatem attığını görüyorduk. Yani karşı ormanı bildiğimiz sömürüyorlardı. Ama şu durumda direktmen kendi orman girişlerine görüş verecekler. Yani evet. Bu biraz daha Meva'nın karşı rakipten korktuğunu gösteriyor bir bakıma. Tesisatçıyla dağ bekçisi arasında da güzel bir totem savaşı gördük. Kazanan tesisat, pardon, kazanan dağ bekçisi oldu orada. Önce çok güzel kaçtı mızraktan. Ardından da görüş totemini hızlıca alarak kendi totemini kurtardı. Ve Glowzer minyon da bayağı bir geride kalmış. Şu an 17 minyonluk bir fark var Glowzer'la Killua arasında. Yalnız Killua'nın da 3 Doran'lı bir eşya dizilimine gittiğini görüyoruz. Marksmanship ile Matalalı arasındaki farkı saymıyorum bile çünkü oh, evet. Fark değil, dağ kadar olmuş. Gerçekten öyle olmuş. Dağ bekçisinin buraya bir uğraması gerekebilir. Orada takım arkadaşlarını rahatlatmak adına çünkü Marksmanship zor zamanlar geçiriyormuş gibi görünüyor. Ki bunu zaten aldığı eşyalardan da görebiliyoruz. İki eşya arasında kararsız kalmış. Ama yok hayır bu hani şunu şey artık bu yeni yamalar Caitlyn artık yeni bir eşya dizilimi var. Amika kılıcını alıyorsunuz üstüne Runan kasırgası ekliyorsunuz. Ki Amika kılıcını bir eşya daha geciktirip bombardımandan sonra bile ebedi kılıca gidebiliyorsunuz. Ama tabii bu sizin böylece biraz da hasarınız oluyor. Tabii bu sizin biraz da hani mekaniklerinizle alakalı, takım savaşlarında alacağınız pozisyonla alakalı. Çünkü Caitlyn'in hani çıktığından beri belki de hani League of Legends sahnesine geldiğinden beri hep oyun ortasındaki hasarı hiçbir nişancıdaki potansiyele erişemediğinden dolayı hep geride kalıyordu. Oh, bu arada o oyuna devam ediyor. Biraz önde yakalandı orada ama bakalım tesisatçıyla beraber burada bir şey yapabilecekler mi? Güzel bir ulti Adeon'dan ve tesisatçı geri gitmek zorunda bıraktı. Adeon zorunda tesisatçıyı kovalamaya devam ediyor. Son bir mızrağı tutturmuştu ölmeden önce ve o mızrak sayesinde Fufu skor alıyor. Burada birebir karşılıklı skorlar çıktı ama dağ bekçisinin bir skor daha alma şansı var derken Fufu sıçrasıyla buradan çıkmayı başardı ve yine birebirlik bir takas oldu. Bu Adeon'un da Fufu'nun da ikinci skoru olurken orta koridorda Killua çok agresif bir oyun oynamış ve skoru da almayı başardı. İki kule arasında, rakibinin kulelerinin arasında oraya girmiş ve skoru da almayı başarıyor oldukça iyi bir biçimde. Orada pozisyonunu çok iyi ayarlayarak kuleden de hasar yememeyi başardı. Aynen öyle ve aynı zamanda hani Killua'nın Viktor'un ne kadar iyi olduğunu görüyoruz ki diğer oyunda, geçenki oyunda da aynı şekilde çok fazla iyi oynamıştı. Hani şu durumda şunu söyleyebilirim, bir sonraki oyunda bence Viktor bırakmamaları gerekiyor. Çünkü Viktor bırakırlarsa yine oyunun gideceğini göreceğiz. Bu arada orta koridordaki o pozisyonu görüyoruz işte. Killua orada kule altına girmiş. Glowzer da fena bir ulti atmamış ama tam istediği yere gönderememiş Killua'yı. Ama yani belli bir noktadan sonra özellikle hem bitkinin hem de ultisinin aktif bittikten sonra arkasından kovalaması biraz hani onun sonunu getirdiğini söyleyebiliriz. Evet. Aslında o pozisyondan herhangi bir hasar almadan çıkabilirmiş Glowzer. Yani Glowzer'ın orada ultisini tam kenara atmış olması Killua'nın hemen etrafından evet. dolaşıp Glowzer'ı öldürebilmesine olanak sağlamış. Bu arada Greek Goddess biraz fazla önde kaldı şu anda. Dikkatli olması gerekebilir. Gerçi Matal Ela'nın çok fazla manası da yok. Çalıda totem olduğu halde Greek Goddess'a çok fazla odaklanmayı tercih etmedi. Chop Chop ve Matal Ela ikilisi. Dışından da bildiğiniz o klasik karabalta yomunun kılıcı eşya dedim. Devamını göreceğiz. Bir sonraki ejderhanın çıkmasına 15 saniye kaldı. Ve vadinin alametine hiçbir takım şu anda umursamıyor. Baktığımız... Evet şu an neredeyse hiçbir ligde de umursamadığını görüyoruz. Hiçbir ligde görüyoruz. De umursamıyor. Yani çok rahat alınmadığı sürece hiç... Bu ejderha için bir savaş dönecektir. Alev ejderhası çıktı. Ya umursamıyordan daha çok eskisi gibi kolay alınan bir objektif haline değil artık evet, Vaadin'in evet. alameti şimdi. Vaadin'in alametinde savaş kaybedildiğini tabii, görebiliyoruz. Yani. Çünkü mini baron gibi gerçekten. Artık gerçekten mini bir baron derken kestaneler burada ejderhaya başladı. Ve bu ejderha çok önemli çünkü alev ejderhası rakip bunu fark etmedi bile. Çok rahat bir biçimde alacaklar. Bu Meva için kötü bir sürpriz olacak. Ki hani Vaadin alametinden bahsediyorduk. Artık eskisi kadar kolay alınan bir objektif değil. Çünkü eskiden canı 6000 dolarlarını, şimdi 12000, 13000'lik bir canavardan ve zırh ve büyüdüren canına da sahip. Yani.
Ona da sahip. Belli bir süreyi geçiyor özellikle erken seviyelerde bu objektifi almaya çalışırken ki hani Tom Balak'ın da söylediği gibi o etrafta eğer herhangi bir oyuncu tarafından, rakip oyuncu tarafından görünürseniz orada takım savaşı belki de rakibine çok büyük bir avantajla hani vermiş olabiliyorsunuz. O yüzden biraz da takım savaşı kazandıktan sonra veyahut da rakip takım oyuncularının üste gönderdikten sonra girilmesi en mantıklı seçeneklerden bir tanesi haline geliyor. Minyon farklarına bir kere daha göz atmak istiyorum çünkü şu anda hem orta koridorda hem de alt koridorda büyük bir fark var derken üst koridorda şu anda takas devam ediyor. Adeons Meganar'ını ayarlamak üzere Fufu'nun üzerine doğru gidiyor. Sıçrası var mı diye bakıyorum. Hayır, sıçrası yok ama neredeyse alacak onu. Son vuruş aldı. Geldi. Fufu hiçbir şey yapamadı. Adeons'un Meganar'a dönüşmemesi onun faydasına oldu. Donmuş Balyoz farkı diyebiliriz. Kesinlikle. Çünkü o kadar fazla yavaşlattı ki Fufu kıpırdayamadı bile. Bu arada tesisatçı ile dağ bekçisi de şu anda ormanda karşı karşıya geliyor. Tesisatçı dağ bekçisinin üzerine doğru atladı. Bir tane mızrak tutturmuştu. İkinci mızrak tutmayınca kovalamıyor onu. Yani belki de bu skoru vermesinde en büyük hatalardan bir tanesi. İlk kan aldıktan sonra yani rakibinizde Nar ve Rex'i varken ikisi de fiziksel hasardayılırken gidip hayalet pelerine yatırım yapmasıydı. Belki şu anda o buzul örtünün parçası, o donmuş yüreğin parçası o buzul örtü olsaydı belki biraz da uzun yaşayabilirdi. Ki tek bir tane yetenek gücü evet. Şampiyonu var kestanelerde. Ve hala büyü direnci çıkmaya devam ediyor. Hayır yani artık normal gün ateşi pelerinden sonra çıkması gerekiyor zaten. Hani herhangi bir şekilde ruh gömleği her şekilde onun tabii, hem tabii. Pasifine yarıyor hem canını yenilemesine yarıyor hem Nidil'den gelecek ekstra canı sağlıyor. İşte Lucian'dan gelecek ekstra şifaya etki ediyor. Hani o yüzden ruh gömleği onun için hani core item dediğimiz ana eşyadan bir tanesi. Biraz ezbere eşya dizimi yaptı diyebilir miyiz onun için? Ya kesinlikle o aldığı avantajı hayalet pelerine yatırması çok ezbere bir eşya tercihiydi. Orta koridorda Glozer kötü durumda kalmış. Buradan çıkabilecek mi diye bakıyorum. Daha ona güdümü gelir mi? Bitkinliğini kullandı ama Fufu da oraya yaklaşıyor. Fufu yavaşlatmayı başardı rakibini. Ve dağ bekçisine geri git mesajını verdi. Açıkçası Glozer... Evet, yani neredeyse o... ucundan döndü burada. Ya ben aslında şöyle söylemek istiyorum. Tesisatçı eğer oyunun başlarından beri Fufu'nun yanına gitmek yerine biraz daha Glozer'a yardım etseydi şu an Killua'yı durdurabilirlerdi. Evet. Yani 1-0-1 oynayan bir Viktor var ve Minyon'da aşırı bir fark atmış durumda Glozer'a. Yani şu durumda bence oyunun erken safhalarında Viktor'a karşı bir duruş sergileselerdi gerçekten durum daha farklı olurdu. Az önce biz Glozer'ın pozisyonunu izlerken de Marksmanship alt koridorda bir sıçra kullanmış oradaki takasta derken Baron'un çıkmasına da 10 saniyelik bir süre kaldı. Karşı ormana girmiş durumda şu anda dağ bekçisiyle. Killua orada tesisatçı oynatmak istemediler. Ama tesisatçı güzel bir pozisyonda bekleyerek skor vermemeyi başardı. Oyunun belki de en suskun koridoru alt koridor olabilir. Herhangi bir şekilde ışından gelmeden iki tarafta birbirine çok fazla bir avantaj vermek istemiyor. Yani en ufak bir hatada çünkü bu koridordan skor çıkabilir. Mevan'ın ofansif oynamayışını anlayabiliyorum çünkü iki tane ışınlana karşı oynuyorsunuz ama burada asıl ofansif oynuyorsunuz iki tane taraf kestaneler. Çalmayı başardı. Ben de sözünü bölmek zorunda kaldım Ercan kusura bakma ama gerçekten tesisatçıdan iyi bir mızrak gördük orada. Şimdi tekrar seni konuya bir daha olmasın. Geri bırakıyorum. Yani bu noktada aslında kestanelerin biraz daha agresif oynaması gerekiyor. Çünkü iki tane ışınlarına sahip olan sizsiniz. Hani durmadan ittirmeniz gerekiyor. Ormancı geldiği zaman ışınlarınızdan bir tanesi devreye sokacaksınız. Burada da zannediyorum ki sıkıntı şu. Janna'nın çok fazla dürtülmüş olması şu anda onların agresif oynamasını önlüyor gibi duruyor. Ama genel olarak hani oyun stratejileri bu bakımdan devamlı ışın ittiriyor. Onlar karşılıyor. Ki hani... Aslında bu da bir taktik olarak kullanabilirsin. Rakip çok ittirirse, hani pozisyon dışı bırakırsa. Dağ bekçisi şu anda tesisatçıyla beraber üst koridora uğramış durumda. Fufu'nun başı beladaydı. Tesisatçı takım arkadaşı kurtardı. Yalnız dağ bekçisi ve tesisatçı her yerde karşı karşıya geliyorlar. İki ormancı da birbirini çok iyi takip etti şu ana kadar. Mızrak tutacak mı? Tutmadı. Tesisatçı şimdi mavi güçlendirmesini verecek. Alın mı Azir'de kalın? Evet. Azir'de. Dağ bekçisi biliyor ama onun orada olduğunu derken aşağıya. Alt koridora şimdi ışınlan geliyor. Orta koridorda da dağ bekçisi Glozer'ı zor durumda bıraktı. Çok güzel bir oyun. Killua'da yok etti. Job chop'u yok etti. Arkadan gelen ulti Matalila'ya çok fazla hasar vermiyor. Ama
Job Job neye uğradığını şaşırdı bu pozisyonda. Yani mavi baktığımızda gerçekten erimdi tek an. Üst koridorda gitti. Üst koridorda. Tesisatçı şimdi. Alt koridora geliyor. Mızrak ucundan kaçtı. Marksmanship ile Green Gunners'ı kovalayacak mı? Burada kurtulmak için çok fazla yeteneğe kadar... Yok onlarda şu an. Yani baktığım üzere Greek Goddess'ın ultisi yok. Diğer tarafta sıçrası yok Marksmanship'in. Şimdi bitkinliği zor kullandılar. Evet. Düşünün üzerinde. O sayede kurtulmayı başardılar. Evet. Ama belki biraz daha yemleyebilselerdi. Nar'ı da devreye sokarak yine bir takım savaş çıkartabilirlerdi aslında. Tesisatçı o mızrağı kaçırmamış olsa burada skor alması işlem bile değildi. Ama işte o mızrağı kaçırması... Ufak detaylar giden skorlar anlamına gelebiliyor. Evet. İki daha ejderi, bir aleve ejderi. Yani şu durumda bu kadar az rotasyon yapan bir Meva ekibi gerçekten görmek istiyor. Çünkü yarı finallerde ve benzeri bölge finallerinde çoğu zaman rotasyon yapan denemez her zaman Meva. Yani Kestaneler ekibi kendisini yarı finalde ve şu an finalde rotasyon yaparak gösteriyor. Bowser zor durumda kaldı bu arada. Kilo anlattığı çekim alanı. Glozer tutmayı başaramıyor. Glozer son anda oradan askerleri sayesinde kaçtı. Bu arada Adeon'un orta koridora doğru yaklaştığını görüyoruz ama öncelikle hedefi Yampiri engeç olarak belirledi. Ve vazgeçti, üst koridora geri dönüyor. Tabii 1v1'deki potansiyeli de şu anda bir hayli yükseldi Adeon'un bu çıktığı eşyalarla beraber. Muhtemelen bir tane normal saldırı yaptığı hedefi artık yapışacaktır. O donmuş baltanın verdiği ekstra yavaşlatmasıyla birlikte. Ve karabalta da aldı aynı zamanda. Onunla uğraşmak, hem yavaşlatacak hem hareket hızına sahip. Onunla uğraşmak biraz da zor hale geldi. Yani Nar'ı şu anda durdurmak gerçekten çok zor. Yani Nar ve Victor ikilisi zaten çok efektif olabiliyor. Baktığınızda gerçekten onlar kanser edebilir karşı rakibi. Alt koridorda bir takas var. Marksmanship iyi hasar verdi. Üzerinde 3 tane buz yanığı yükü vardı. Minyonlara bin bin vuruyor. Evet, meydan dayağı yükü. Oradan hasar yediği anda bu takası istemediğini fark etti Matalela. Çünkü çıkan tek bir kritik vuruş eşit cana gelmelerini sağladı. Alt koridora bir baskın var şimdi. Tesisatçı oraya gelmek istiyor. Totem de yok geldiği çalıda. Derken Greek Goddess biraz zor pozisyonda kaldı ama hala sıçrası var. Ultulu kasırga kimseye değmezken tesisatçının oradaki mızrağı arkadaki marksmanship'e vurmuştu. Ama iki taraf da buradan herhangi bir sonuç çıkartamıyor. Daha iyi oynayan taraf kestaneler oldu ve skor vermemeyi başardı. Yani eğer Meva ekibi alt koridordaki gerçekten Nidalee'nin baskınlarıyla beraber bir şey çıkarmak istiyorsa bu noktada yani Braum'un kesinlikle sıçra ve ultisiyle beraber bir şeyler yapması gerekiyor. Onun dışında hani ormandan gelebilecek herhangi bir hani kitle kontrol efekti olmadığı için bunu Braum'la kapatmaları lazım. Braum da öyle bir agresif bir harekette bulunmadığı için her defasında tesisatçı alt koridora geldiğinde buradan Meva ekibi adeta boş dönüp sadece zaman kaybı olarak geri gidiyor. Ki o kadar çok fazla zaman kaybettiler ki hani hem üst koridorda hem alt koridorda bunlar aynı zamanda kuleye de dönüştürdü kesinlikle. Baktığınızda bir bakıma harita kontrolünün hepsini şu anda. Bu arada orta koridorda şu anda Killua'nın çok zor pozisyonda kaldığını görüyoruz. Glozer sonunda istediğini yaptı ve onu kendi kulesine atmayı başardı ama daha bekçisiyle Adeon şimdi tesisatçı yakalamak üzere. Tesisatçı hemen geriye doğru hopladı. Onu tutmayı başarıyor Adeon ama daha bekçisiyle Adeon'un burada skor çıkarması çok da kolay olmayacak. Şimdi zor durumda kalan kendileri oldu. Fufu'nun sıçrası var ama Adeon zorlan sıçrayla kaçmayı başardı. Bakalım kovalamaya devam edecekler mi derken tesisatçı vazgeçti burada ama Adeon'un sıçrasını almayı başardılar. Pek de Rek'Sai'nin Nar ikisiyle almak istemeyeceğiniz bir takastır o. Biraz zorladılar sanki orada. Yani Nidalee normalde oyunun başlarında efektif olduğu sürece bütün takımı kastırabiliyor. Yani bütün takım arkadaşlarına skor verdirtebiliyor. Ama oyunun sonlarına doğru gerçekten kitle kontrolü çok az olduğu için takım savaşlarında Azir'le beraber dürtmediği sürece takım savaşına girmeden gerçekten hiçbir şey yapamıyor. Killua ışınlanını kullandı orta koridora ve 3 ışınlanından bir tanesi gitmiş oldu kestanelerin. Marksmanship alt koridorda kuleyi almak istiyor. Bayağı da bir dürtmüş. Evet ve alacak rahat bir biçimde. Özellikle kulenin arkasına dizdiği bu tuzaklarla beraber. O kapanlar gerçekten evet, çok güzel. O kapanlarla Matalela'nın gelmesine iyi önledi. Bir de o kapanı bastıktan sonra tam kafadan pasif devreye giriyor ve vurduğu zaman gerçekten Runa'nınla beraber çok fazla bir hasar vuruyor.
nüfusunun yine acı çektiğini görüyoruz. Yani koridor safhasında bu kadar Nidal'e yardım etmişken Perekse'ye de geldi. Dağ bekçisi geldi oraya. Çok da iyi bir açıdan gelmişti ama şimdi tesisatçı da geliyor. Tabii Fufu tank olduğu için öldürmek çok da kolay değil. Her ne kadar şu an zırh seviyesi çok yüksek olmasa da yine de ultisi açık olduğundan dolayı çok da hasar yemedi. Neville şu anda kesinlikle oyunu soğutmaya çalışıyor aslında. Yani oyunun sonuna eşyalar tamamlandıktan sonra bir takım savaşa girmeye çalışıyorlar. Ama soğutmak onlar için ne kadar iyi olacak? Çünkü Nidalee gibi oyunun sonunda düşen bir şampiyonunuz var. Neredeyse 4'e 5 oynayacaksınız evet, oyunun sonunda. Evet ama işte şu an onu deniyorlar. Sadece kendi saflarında duruyorlar. Hele ki... Sadece defansif oynuyorlar. Hele ki Caitlyn'in özellikle Avrupa LCS'de Reckless'ın elinde neler yaptığını hatırlıyorum ben. Yani Fnatic'in çok ağır kaybettiği bir maçta oyunun sonuna kadar Caitlyn'i korudular, Caitlyn'i kastırdılar ve Caitlyn 6 eşyaya ulaştıktan sonra tek takım savaşıyla maç kazanmışlardı. Yani Caitlyn tam bir geç oyun canavarı. Aynen. Bunu herkes biliyor. O yüzden doğru. Neredeyse 6'ya 4 gibi bir durum olacak oyunun geç tabii bir de şimdi yanında Janna olacak. Hani Janna'nın size verdiği kalkanın ekstradan sanki bir AMK kılıcınız varmış gibi. Yani 7. 5'e gidiyormuş gibi oynayacak. Bakalım buna karşı önlemleri nasıl çıkacak? Tabii bir, hani eğer bir şurume halaya gelirse takımı 3 veya 4 kişiye veyahut da yani Kestaner ekibinin taşıyıcılarına böyle bir combo gelirse bir anda her şeyin değiştiğini görebiliriz. Ama tabii bu açıyı görmek, bu pozisyonu yaratmak Mevo için hiç de kolay olmayacak. Ve şu anda orta korda o kulesi giderken bütün Mevo oyuncuları ormanda geziniyor. Evet, Mevo takım oyunu tam da oturtamamış gibi duruyor şu ana kadar. Bir ejderha daha çıkacak. Bu da Okyanus ejderhası. Yaklaşık olarak 20 saniye. Daha ne istesinler? Yani neredeyse bütün güçlendirmelere sahip oldular. Evet. Bu oyunda Bulut ejderhası çıkmayacak. Bunu da görmüş olduk böylece. Çünkü her oyunda en fazla 3 farklı ejderha türü çıkabiliyor. Dağ ejderhası, alev ejderhası ve şimdi de Okyanus'la beraber bu üçü tamamlanmış oldu. Evet, Okyanus ejderhası geldi. Bakalım geri çekecekler mi bu ejderhayı? Adeons içeri girdi ve orada biraz kötü pozisyonda kalabilir aslında Adeon. Dikkatli olması lazım. Burada daha bekçisine çok iş düşüyor çünkü savaş isteyecek Mevo. Mevo bu ejderhayı almak istiyor ama Adeons Meganar'a dönüşecek. Adeons Meganar'a dönüştü. Bakalım orada ulti atacak mı? İki kişiye tutan bir ulti. Arka tarafta daha bekçisi iki kişiye var kaldı ama Glozer'dan muhteşem bir hazır ultisi geldi. İlk skor bu noktada Masalila'ya gidiyor. Masalila ikinci skoru, üçüncü skoru da aldı. 3'te 3 geldi. Burada 5'te 5 görme ihtimalimiz var. Sadece Killua ve Marksmanship hayatta ama zaten taşıyıcılar onlar. Tesisatçı da oradan geri çekilmek zorunda kalıyor çünkü Matalala'nın pozisyonu biraz kötüleşince istediğini yapmayı başaramadı Mevo. Ama Mevo en azından bu savaştan üstün çıkmayı başaran takım oluyor mücadelede geride olmasına rağmen. Adeos'un ultisi pek istediği gibi ulti olmadı Kestaner ekibinin. Duvara vurmayı planlamıştı ama sanki ejderhanın olduğu tarafa doğru ittirseydi bunu başarabilirdi ama sersemletme efektini kullanamadı Larlan'ın ultisi. Sadece yer değiştirme efektini kullanabilirler ve belki de takım savaşının kritik olabilecek en önemli noktası oydu. Hatta Mauka ile Braum'u içeriye attı. Cidden şöyle bir durumda Mevan'ın isteyebileceği en iyi şey takım kompozisyonu değil yani takım savaşı. Ve istediğini yaptı. Oyunu biraz daha rahatlatmaya çalıştı. Rahatlattı ve biraz daha iyi oldu ama şu an ejderi verdi bir bakıma. Adeons ışınlanıyla hemen Baron'a gidiyor. Çok çok iyi bir karar kestanelerden. Mükemmel bir karar. Yalnız totemleri var şu an orada olan bitenden. Olan bitenden haberdarlar ama yetişme şansları yok çünkü Job Job ve Matalela henüz üstüne dönüyor. Çok rahat bir Baron oldu kestaneler. Mükemmel bir rotasyon. Yani kestaneler gerçekten 3 ışınlanın olayını iyi kullanıyor. Kesinlikle. Tabii daha önce aslında o ekstradan verdiği %10'luk hasarlarla o büyük minyonlar, ormandaki büyük minyonlar veyahut da büyük objektiflere %10 daha fazla evet, hasar veriyorsunuz. Ve iki tane daha önce hasarlar %20 yapıyor bu bakım. Evet. Yani çok daha hızlı kestiler. Kestaneler ejderhaların avantajını çok iyi kullandı. Ama geçtiğimiz takım savaşında Matalela'nın da muhteşem bir oyun sergilediğini söylemek lazım. Marksmanship'ten çok fazla hasar. Glozer orada üstüne geri dönmek zorunda kalacak ve Marksmanship kuleyi de anında eritti. Önce Glozer'ı eritti, sonra kuleyi eritti. Şimdi hatta Inhibitor kulesine kadar dayanacaklar çünkü Baron güçlendirmeleri var. Rahat bir biçimde burada ittirmeye devam edecek gibi duruyorlar açıkçası. Marksmanship orayı yine kapanlarla doldurdu ve oraya kimsenin gelmeyeceğinden emin bir biçimde
kuleyi almayı başardı Kestaneler. Şimdi araya giriyor Glozer. Glozer'dan yine güzel bir ulti geldi. Arka tarafta Chop Chop ultisini atamadan öldü ve Glozer'ın da anında öldüğünü görüyoruz. Fufu'yu düşüren isim de Adeons oluyor. Matalela burada sadece geri kaçmak zorunda kalıyor. Oyunu bitirebilirler. İniptörü aldılar bitti, ve dediğin bitti. Gibi muhtemelen oyunu bitirecekler bu noktada. 3 kişi ölü. Matalela ve tesisatçının bir şey yapması çok da kolay gözükmüyor. 2 kule birden çok hızlı biçimde eridi ve Nexus'u da almayı başarıyor Kestaneler. 32 dakika süren mücadelenin sonunda final serisinde 1-0 öne geçmeyi başardılar ve şunu çok net bir biçimde söylememiz lazım. Kestaneler bu maçta daha iyi bir takım olduğunu gösterdi. Hem daha iyi bir takım olduklarını gösterdiler, hem de karar mekanizmasının hani oyunu kazanmak adına ne derece etkili olduğunu gösterdiler. Belki de hani oradaki ejderhayı kaybederek biraz moralleri bozulmuş olabilir. Ejderhanın etrafında yaptıkları takım savaşını kaybettikleri için moralleri bozulmuş olabilir. Ama hemen ne dediler? Bunlar ejderhayı yeni aldı ki ejderha alanında sesi duyuyorsunuz artık haritada. Evet. Sesi duydular. Bunlar üstlerine yeni dönecekler deyip biz en azından ışınlanlarımızı barona kullanalım. O aradaki mesafeyi kendimize zaman olarak geri kazandıralım dediler. Ve harika bir karar mekanizmasıyla oyunda çok güzel şekilde kazandırdılar. Her ne kadar Azir ultisini yeseler de o bunlar için adeta hani ekmek üzerine yağ gibi geldi. Ya bir kere şöyle bir şey var. Artık ikili ışınlanan kompozisyonu yapmayan takımların çoğu zaman kaybettiğini görüyoruz. Yani harita kontrolünü sağlayamadığınız zaman bir bakıma maçı kaybetmiş sayılıyorsunuz. Ya da orta koridoru ışınlan seçeneği yapmadığınız zaman otomatikman ormanın Rek'Sai seçeneği yapmanız gerekiyor ki o harita kontrolünü kapatmanız gerekiyor. Yani baktığımızda Kestaneler sadece bu maçı rotasyondan kazandı. Kesinlikle. Yani takım savaşına girmeden sadece ejderha alarak, sadece kule alarak, ondan sonra objektiflere yönelerek maçı kazandı. Böyle diyebiliriz. Kesinlikle, yani alt koridordaki mücadelede Matalela ve Chop Chop ikilisinin sürekli olarak ittiğini görüyorduk. Sürekli olarak o koridorda üstün olduğunu görüyorduk. Yani Marksmanship ve Greek Goddess'ın agresif bir oyun sergileyemediğini görüyorduk ama bunu çok iyi tersine çevirmeyi başardılar. Açıkçası rotasyonlar konusunda neler düşünüyorsunuz? Yani çok iyi rotasyon yaptılar ve kulelerde özellikle çok büyük bir üstünlük yakaladılar. Açıkçası ben bu noktada iki takımın da rotasyona zayıf kaldığını düşünüyorum. Çünkü hiç ejderhadan bir haberi olmayan bir takımdan bahsediyoruz da Meva hiç yani bırak ejderhayı almayı bir kere tutamadılar. O da ilk ejderha işte belki mızrakla çalarım falan filan derken onun dışında daha bekçisi de işte river'ın önünden böyle nehrin önünden geçerken aa burada bir ejderha varmış dönüp alayım bari dercesine hani iki tane ejderhayı da öyle aldılar zaten herhangi bir şekilde evet. Takım savaşı olmadı. Geldi baktı ejderha var alayım abi kimse dokunmuyor dedi aldı gitti. Ama şunu söylemek lazım Kestanelerin alt koridoru adeta ona bir direktif verilmiş. Sakin oynayın. İşte geri düşebildiğiniz kadar, işte biçebildiğiniz kadar minyonu biçin. Geri düştüğünüz herhangi bir sıkıntı yok. Biz size yardım edeceğiz dediler. Işınlanlar devreye girdiği zaman ışınlanlar alt koridora gelip zaten gerekli avantajı Kestaneler ekibi kendi alt koridorunu kazanmayı başardı. Peki Meva'yı nasıl buldun Onur? Yani yarı finaldeki gibiler miydi yoksa? Ya ben yarı finalde beklediğim performansın çok çok altında kaldılar. Çünkü yani seçtikleri şampiyonlar bir kere Nidalee. Aynı şekilde Azir seçeneğini orta koridor aldıktan sonra Nidalee seçeneğinin ne kadar doğru olduğunu düşünmeden edemiyorum. Ki Lucian açık kalsa bile hani Lucian yerine biraz daha Ezreal seçeneğine gidebilirlerdi. Lucian'ı yasaklayıp. Çünkü ikili dürtme kompozisyonun yanında bir de Rex'i gelseydi çok daha efektif olabilirdi. Yani Azir, Ezreal ve Rek'Sai. Yani hem harita kontrolünü sağlayabilirlerdi hem de uzaktan dürtüp takım savaşına başlamadan çok daha yani Killua'yı, aynı şekilde Caitlyn'i, Viktor'u dürtüp onları yarı canda bırakıp takım savaşına girmeden önce çok daha efektif olabilirlerdi. Ama işte bu noktada yayına ilk başladığımda bir şey söylemiştik. Hani ışından konusunda Adeons'un biraz daha tecrübeli evet. olduğunu söylemiştik. Fufu bu noktada sınıfta kalan isim oldu. Zaten ışından konusunda ki bir noktada hatırlayacaksın az canla gelmişti ve adeta sadece ayaklı 300 altın olarak rakibi hani hediye olmuştu. Evet. O noktada zaten hani siz rakibinize bedava skor vereceksiniz. Işınlarınızı çatmayın. Hani koridorunuz atın daha iyi o noktada. Bu arada şu anda da üst koridordaki 2-2 takası görüyoruz. Ki burada zaten Adeons ve daha bekçisi iyi bir koordinasyon sağlıyor. Nidalee mızrağını tutturuyor. Mızrağını tutturduğu gibi Puma formuna geçiyor. Atlıyor. Atladığı gibi direkt burada bu noktada Nar ultisine maruz kalıyor ve bu skor almalarındaki en büyük noktadan bir tanesi de buydu. Ve burada aynı şekilde zıplamasını da durdurmuş havada. Evet, bu da birebir de alınan skor. İlk kan. İlk kan. Bu kanı Fufu almıştı. Ultisini kapatarak skor almayı başarmış. Tabii belli bir hasarı absorb ettikten sonra emdikten sonra tekrardan aktif ettiğinizde evet. o hasarı vuruyorsunuz. Burada gerçekten. Evet. Evet. Şimdi alt koridorda Killua'nın güzel baskın Chop Chop erimişti burada. Eridi yani bildiğin yok etti. Yani bir kere Killua'nın yarı finaldeki performansını görüp ondan sonra Viktor yasaklamamak zaten ne kadar meçhul ben şaşırıyorum şu anda. Çünkü o Viktor'u kesinlikle yasaklamak zorundalar. Yani Glozer'a nasıl bir Lissandra yasaklaması geliyorsa aynı şekilde Killua'ya da Viktor yasaklaması gelmek zorunda.
Ya bu maçta izlediğim kadarıyla şunu söyleyebilirim ki Kiloa gerçekten takımında taşıyıcı özelliği yüksek olan bir oyuncu. Evet. Hatta ya, üniversite ligindeki en iyi oyuncularından birisi olarak benim gözüme çarptı. Kiloa belki de şu anda orta koridor oyuncularına baktığımız zaman üniversite ligindeki ormana gidip yani kendi orta koridordaki minyon dalgalarını bertaraf edip gidip ormandaki kampları kesen tek oyuncu diyebiliriz orta koridor oyuncusu olarak. Bu yüzden o minyon farkı oluşuyor. Ya en azından kendi kendi oynadığı koridoru kontrol etmesini biliyor demektir bu. Gidersiniz 3-4 adamı ön atarsınız. Gelen minyon dalgalarını rakibin kulesinde karşılarsınız. Bir dahaki minyon dalgası gelene kadar o zaman aralığını gidip kendi kurtlarınızla gidip kendi işte oradaki keskin gagalarda harcarsınız. Bu en büyük özelliğiniz orta koridor oyuncusu. Zaten hani her zaman skor almanıza gerek yok avantajınızı pekiştirmeniz için. Bu kampları alarak da zaten ekstradan 200 altın kazanıyorsunuz o ormanları her döndüğünüzde. Kiloa da bunu yapıyor. Ve aynı şekilde Kiloa'nın yaptığı bir şey daha vardı. Koridoru ittiriyordu. Ondan sonra eşya alıp direkt ışından alıp geliyordu. Ama Glazer'da böyle bir avantaj yoktu. Yani beklemesi gerekiyordu. Mion'da geri kalıyordu. Aynı şekilde zaten hani seviyede de geri kalmıştı. Ya zaten bir azir olarak hani neden bitkinlik alırsınız? Herhangi bir anlam veremiyorum ben. Yani açıkçası karşınızda da Victor varken değil daha mi? Da yani bana biraz boşa harcanmış bir Sirdar Büyücü. 6-4'teki Victor olsa anlayabilirim. Ama 6-10'dayız. Hani bayağı yani oyunun erken safhasındaki avantajını çok kaybetti. Artık en azından 2 eşyaya ulaşması gerekiyor gerçek anlamda Victor'un hasar vurabilmesi için. Bu yönden en azından bir Sirdar Büyücü olarak değişik bir tercih geldi Glazer'dan. Beni de şaşırttı açıkçası. Evet ve ilk mücadelede kestanelerin zafere ulaştığını gördük. Bakalım ikinci karşılaşmada neler olacak? Üniversite Ligi'nin finalinde 5 maçlık serinin ikinci mücadelesi ufak bir aradan sonra devam edecek.